En son uygulamalarda hapishanelerde aile diyelim ki Diyarbakır'da aile. Ailenin o çocukları Diyarbakır cezaevinde hemen onları bir sürgün, onlar safe diyorlar ama sürgün kendi istekleri dışında olmadığından dolayı o sürgünleri en uzak illere gönderiyorlar. Böylece aile zaten gidip gelemiyor. Gidip gelemediği için bir aslında bir tecridin bir başka uygulaması haline dönüşüyor bu durum. En son pandemide biliyorsun şeyleri yok ettiler. Hastalık nedeniyle, pandemi nedeniyle daha çok adli mahpusları dışarıya çıkardılar ve ondan sonra onlara tahliye verdiler belli bir zaman sonrasında. Peki bu pandemi dediğimiz hastalık neden diğerlerine vurmuyor? Diğerlerini hasta etmiyor muydu acaba? Uygulama diğerlerinden kastım daha çok siyasi mahpuslar. Siyasi mahpusların kendi içlerindeki bulunmuş oldukları ortam aynı adlilerin içinde bulunduğu ortam gibi. Ve dolayısıyla onlar da hasta oldular. Onlar da hasta olma riski taşıyorlar ve üstüne üstlük 30 yıl ceza vermiş olduğunuz bir insanın hapishaneye girdiğinden bu yana yaşamış olduğu şeyler onu hastalığını ikiye de katlar. Bizim talebimiz, biz hapishaneler istemiyoruz. Hatta yeni açılan hapishanelerin de bütün hapishanelerin aslında kapatılması gerekiyor. Ceza infaz sisteminde değişiklik yapılması gerekiyor. Ayrıca yeni hapishane açmak yerine içerideki mahpusların konumları ve durumlarına göre, yani ne kadar zamanı kalmış, bir yılı mı kalmış, iki yılı mı kalmış ona göre ve yaşlılıklarına göre herhangi birinin lütfenini beklemeden serbest bırakmaları gerekir. Niye yeni hapishane açıyorsunuz? Bu şu anlama geliyor. Demek ki toplumsal muhalefet üzerine daha çok gelinecek ve üzerine gelinen bu toplumsal muhalefetin gözaltıları ve tutuklamaları çok fazla olacak anlamına geliyor. Bu güvenlikçi, tırnak içinde söylüyorum bunu, güvenlikçi politika aslında bir düşman hukukunun uygulanacağını gösteren bir politikadır. Hükümetten derhal bu uygulamadan vazgeçmesini istiyoruz. YVS tipi hapishanelerin mevcut hapishanelerden daha ağır tutulma koşullarına sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle yüksek güvenlikli ve Y tipi hapishanelerde havalandırmalar odaların önünde değil. Ayrı bir üç katlı hapishaneler bunlar. İkinci katlarında havalandırma bölümleri var ve tutsakların kendi odalarının önünde bir havalandırma olmadığı için günün sadece 1,5 saati başka bir bölüme götürülerek bu haktan yararlandıklarını biliyoruz. Yine odalarının camları çok yoğun bir şekilde telle kaplı olduğu için güneş ışığından dahi doğru düzgün yararlanamadıklarını, aslında ağırlaştırılmış müebbet tutsaklarının tutulma koşullarında tutukluların ve süreli hapis cezası alan tutukluların da hükümlerin de bu koşullarda kaldığını biliyoruz. Yine S tipi hapishanelerde odalarda kamera bulunmasından kaynaklı yine tutsakların bu koşullarının da ağırlaştığını biliyoruz. Şimdi yeni açılacak hapishanelerin muhtemel ki yine Y ve S tipi olması bekleniyor. Bu aslında mevcut yani F tipi, L tipi ya da T tipi hapishanelerden daha ağır, tutsakların daha ağır koşullarda tutulmasını amaçlayan, birbirlerinden daha izole hale gelmelerini amaçlayan hapishaneler olacağını düşünüyoruz. Bu özellikle toplumdaki muhalif kesimin bir gözdağı. Hem de yeni hapishanelerin açılması orada boş durmayacaklarını bildiğimiz için de toplumun büyük bir kesimine de mobisane yolunun açılacağını gösteriyor bize. Burada zaten tutsaklar açlıklarına başlarken tüm taleplerini ilettiler. Bunların artık hem devlet yetkililerince, Adalet Bakanlığı'nca görülmesi ve karşılanması gerekiyor. Biz demokratik örgütler olarak bu anlamda tutsakların taleplerinin yerine gelmesi için onların sesine ses olmak zorundayız. Onların taleplerini büyütmek ve kamuoyu yaratmak zorundayız. Aynı zamanda hiçbir tutsağın başına bir iş gelmeden de tüm taleplerinin çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.